Bugünmüş Nevzat Bahtiyar'ın içine silmemiş e, savcılığa ek ifade e, verdi. Öncesinde dilekçe verdi ve bu dilekçesinden sonra peki dediler bir 4 saat e, yeniden sorgulandı Nevzat Bahtiyar. Ve bu sorguda Narin'in görmemesi gereken görmemesi gereken diye söylüyor bize belki biz de yanlış anlatıyoruz. Onların işlememesi gereken günah yetişkinlerin durması gerektiği yeri açtığı için... Ve Narin bunu gördüğü için maalesef hayattan koparıldı diye düzeltmek lazım. Çünkü Salim Güran'la amcasıyla Narin'in annesi Yüksel Yuran'ın e, ilişkisi olduğunu e, görüyor Narin. Am verilen ifade ek ifadeye göre sonrasında da amca Narin'i boğarak hayattan koparıyor, katlediyor küçük kızı. Ek ifadeden anladığımız, başa çekeceğimiz başlık bu. Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi anlatacağına dair dilekçe verdi. Bahtiyar sıkı güvenlik önlemleri altında gizli caddeye getirildi. 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'ta kayboldu. Cansız bedeni 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesindeki dere yatağında bulundu. Adli tıp raporuna göre küçük kız kaybolduğu gün boğazı sıkılarak öldürüldü. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12. Ancak Narin'in kim tarafından öldürüldüğü hala muamma. Nari'nin cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve dere kenarına gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar, çocuğu iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Günler sonra itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılığa ek ifade için dilekçe verdi. Gizlice getirildiği adliyede 4 saat sorgulandı. Amca Salim Güran'la Nardin'in annesi Yüksel Güran'ın ilişki yaşadığını, amcanın Nardin'i bu ilişkiyi gördüğü için bu ara öldürdüğünü iddia etti. Nevzat Bahtiyar olayı Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı gizlediğini öne sürdü. Saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir seste duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Odaların birinde Nari'nin yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Nari'nin ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Bahtiyar Salim Güran'ın Yüksel ile birlikte olduğumuzu gördüğü için kızı öldürdüm. Artık sen de suç ortağımsın. Olaya tanık olduğun için cesedin. Mehmet'i yok edeceksin dediğini iddia etti. Salim Güran'ın kendisini oğluyla tehdit ettiğini söyledi. Nari'nin annesi Yüksel'in yüzü ellerinin arasında ağlayarak baktığını gördüm dedi. Soruşturmada amca Salim Güran'la 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy arasında geçen bir konuşmadaki tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş cümlelerinin en önemli delil olduğu iddia edilmişti. Anadolu Ajansı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38'de cep telefonuyla yapılan 37 saniyelik Türkçe görüşmenin çeviri dökümünü yayınladı. Sorgu tutanaklarına giren ve şüphelilere de sorulan daha ölmemiş cümlesinin Anadolu Ajansı'nın yayınladığı dökümde yer almaması dikkat çekti. Alo. Ramazan. Ha. Sona doğru senin bir şeyin düşmüş. Sınırın orada. Sona doğru. Tamam. Hı. Sınırın orada. Sınırda. Taşların orada. He. Biri yerdedir ha. Tamam ben şimdi gider alırım. Tamam.